Merhaba sayın seyirciler. Manisa Tarım Fuarımız devam ediyor. Şu an Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda Fatih Bey var. Merhaba Fatih Bey. Merhabalar. Öncelikle Manisa Tarım Fuarı'na hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Fatih Bey, Etimaden olarak Manisa Tarım Fuarı'na hangi ürün çeşitlerinizle katıldınız? Size biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Etimaden biliyorsunuz kamu kurumuyuz biz ve dünya bor sektöründe lider bir kuruluş şu anda Etimaden. Bor madeni sanayide pek çok alanda kullanıldığı gibi son yıllarda tarımda da kullanılmaya başlandı. Yani sanayide seramik sektörü, cam sektörü, temizlik gibi sektörlerde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve tarımda da dünya çapında uzun süredir kullanılmasına rağmen Türkiye'de daha yeni yeni farkına varmaya başlandı bazı şeylerin. Biz de ürettiğimiz Etidot 67 ürünüyle bu tarım sektöründeki bor eksikliğiyle ilgili şeyleri azaltmak için bu şekilde bir ürünle Manisa'ya da bunu tanıtmak için, çiftçilerimize ulaşmak için geldik. Biz kamu kurumu olduğumuz için zaten doğrudan kar marjlı, kara yönelik çalışan bir kurum değiliz. Doğrudan çiftçiye nasıl faydalı olabiliriz, nasıl ulaştırabiliriz, bunun ülke ekonomisine katkısını nasıl sağlayabiliriz? Daha çok bununla ilgili çalışıyoruz. Bu bizim diğer ürettiğimiz ürünler var. Borik asit, boraks dekahidrat, etibor 48 gibi ürettiğimiz ürünler var. Sanayide kullanılan ürünler daha çok bunlar. Ve dünyanın 104 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve bor pazarında da şu anda dünyada önde gelen bir kuruluşuz. Dünya lideriyiz. Bu tarım fuarına gelecek olursak işte Manisa çevresinde üretilen ürünlerle ilgili işte bağcılık olsun, mısır, zeytin gibi ürünlerde bu Etidot 67'nin kullanılabilirliğini artırmak için, yani bor eksikliğinin giderilmesini artırmak için burada çiftçilerimizi bilgilendirmek için bulunuyoruz. Çok güzel. Bu nasıl kullanıldığıyla ilgili birkaç bilgi vermek isterim ben size. Şimdi Etidot 67 bor açısından tamamen sodyum borat olarak geçen bir ürün. %21'e yakın civarda saf bor içermekte. Bunu sulandırıp da uygulanmasını tavsiye ediyoruz biz çiftçilerimize. Genelde ürünlerde yılda iki kez uygulanıyor. Her üründe farklı uygulama şekilleri var. Mesela daha çok hangi ürünlerde kullanılırsa verimliliği artırır? Bor bitkinin temel ihtiyacı olan bir element. Yani iz element olarak geçer, çok az kullanır fakat kilit rol oynayan bir elementtir. Bütün bitkilerin kullanılması, yani ihtiyacı olan bir elementtir. Buradaki borun özelliği bitkinin sağlıklı gelişmesini sağlar. Bunu da nasıl yapıyor? Borun bağlayıcı ve taşıyıcı özelliği olduğu için diğer mineralleri bitkinin sağlıklı bir şekilde almasını sağlar. Yani bu kalsiyum eksikliği, magnezyum eksikliği, çinko eksikliği gibi sebeplerle bitkilerde yaşanan noksanlıkları, bozuklukları gidermesinde bor doğrudan etkilidir. Bunu nasıl yapıyor? Diğer mineralleri taşıdığı zaman bitki normal sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Yani bu nasıl anlatayım ben size? Normal bir insanın aldığı vitamin gibi düşünecek olursak bu boruda. Bitkileri bu şekilde destekleyerek sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda koruma özelliği de var. Yani mikroorganizmalardan tabii zararlı olarak. Zararlılardan mantar önleyici özelliği vardır özellikle. Mantar önleyici ve sinek yani herbisit önleyici özelliği de var. Bunlara bitkilere doğrudan kullanılabiliyor. Bunu sulandırıp bu şekilde kullanıyoruz. Yani toz halde normalde ürünümüz. Ürünü şuradan da göstereyim ben size. Evet. Şu şekilde toz bir ürünümüz. Bu şekilde numunesi de var. Bunu binde beşlik çözelde halinde genelde, ama her üründe farklı özellikleri vardır bunların, kullanım şekilleri vardır. Onunla ilgili buraya gelen çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hangi üründe ne kadar kullanılacağıyla ilgili bilgilerimiz de var burada. Peki Fatih Bey, bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu kullanım bilgileriyle ilgili çiftçimiz size bir şey sormak istediğinde anında size ulaşabileceği bir danışma hattı var mı? Nasıl ulaşabiliyorlar? Tabii ki doğrudan danışma hattımız var. Borlu gübre danışma hattımız var. Borlu gübre hakkında, nasıl alacakları hakkında, nasıl kullanacakları hakkında ayrıntılı bilgi buradan verebiliyoruz kendilerine. Çok güzel. Peki bir an özellikle bir bayan olarak da bor temizlik ürünü olan Etimatik'ten de biraz bahsetmenizi istiyorum. Evet, bu en yeni çıkan bir ürünümüz. Borlu temizlik ürünü. Bu da çamaşır temizleyici olarak kullanılıyor. Burada fosfat ve diğer zararlı petrokimyasalları özellikle içermiyor. Evet. Yani fazla kimyasal içermediği için hem çamaşırın normal temizlenmesinde ayrı bir sağlıklı, aynı zamanda kalıntı bırakmıyor.
Bu özellikleri var. Peki etimati almak istediğimizde artık hani market raflarında görebiliyor muyuz, yoksa yine danışma evet, artık, altından mı dolaşmamız gerekiyor? Artık yavaş yavaş bu piyasaya sürülmeye başlandı. Bazı marketlerin raflarında satılmaya başlandı. İşte bir farklı ambalajlar, ambalaj şekillerinde sunuluyor. Doğrudan artık marketlerde, halkın ulaşabileceği yerlerde satışımıza başlanmıştı. Çok güzel Fatih Bey. Peki Manisa Fuarı nasıl buldunuz? Nasıl geçiyor fuar? Manisa Fuarı şimdi tarımın gözbebeği olan yerlerden bir tanesi Manisa. Çok güzel bir organizasyon var. Gerçekten şeyler çok kolaylıkla burada katılımcılara ulaşabiliyoruz. Katılımcıların şeyi de çok fazla. İlgisi de fazla. Gelip özellikle ilgileniyorlar. Bor hakkında bilgi almak çok için güzel. Şey yapıyorlar. Çok memnunuz yani. Buradan doğrudan ulaşabiliyoruz çiftçilerimize.